yapmadıktan sonra. Bu neyi gösteriyor bize? Kur'an'ın emir ve yasakları Kur'an'ın inşa ettiği bir toplulukta fonksiyonunu icra edebiliyor. Yani sistem temelden çatıya kadar Kur'an'la kurulacak. Onun inşa ettiği insan olacak ki bu emir ve yasaklar o zaman birbiriyle uyumlu şekilde hayatta karşılığını, meyvesini sana versin. Aksi takdirde hep insanlar hayal kırıklığına uğruyorlar. Şöyle diyelim aslında, Kur'an nasıl açıklıyor bunu? Mesela hani Enfal suresi 17. ayette okları siz atmadınız ama onlar Allah attı. Onları siz öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. İşte çeşitli biçimlerde açıkladık derken insanı yaratan Allah değil mi? İşte ayetleri ikiye ayırdı. Birisi kevni ayetler, bu yaratılan olan, yaratılmış olan evren, kainat, buna Mikail diyor Kur'an. Birisi de indirilen ayetler, buna Cibril diyor. İşte iki melek olayı, işte vahyi bilgilerin, nebiler, resuller göndererek kendi sistem içinde kendini açıklıyor bu bilgileri. Ama eşyanın bilgisini meleklerden, resullerle açıklıyor. Yani meleklerin resulü, Hac suresi 75. ayette Allah meleklerden de insanlardan da resuller seçer. Yani iki resul. Birisi eşyanın kendisi resul işte. Yani bir portakal ağacı, bir arı, bir inek, efendim bir deve, efendim bir yıldız, bir güneş, bir ay. Bunların hepsi ayet. Ya işte bunlar çözüldüğü zaman, onlara bu bilgiler nasıl geldi çözüldüğü zaman, işte o insanlara, o kendileri hakkında bilgi konusunda resullük yapıyor. İşte teknoloji böyle ilerliyor. Kim bu yönüyle eşyanın bilgisini çözerek evrendeki o gizli sır, hani Meariz suresi 54. ayette melekler ve ruh ona süresi 50 bin yılda ulaşırlar ifadesi kullanıyordu. Orada 50 bin yıl, yani insanoğlu bu evrendeki bütün sırları çözmek için 50 bin yıl gerekli. Bu yıl geldi mi insanlar bunu çözecek ve artık film bitecek, yeni bir hayat başlayacak. O da ahiret hayatı. Evet, evet arkadaşlar. Yusuf suresi tam 22-30'da bitti. Genel olarak sure üzerinde tekrar bir özet yapalım mı, konuşalım mı? Bu sure genel olarak bize hangi mesajları veriyor? Yoksa bunu yarın sırf özetleri, mesajları mı konuşalım Yusuf suresi üzerinde? Yani ama herkes bunu bir not alması lazım. Üçer beşer onlar madde halinde. Ki o zaman, yani hepimizin bunu yaptığı zaman bunun bir anlamı daha güzel oluyor o zaman. İstiyorsanız yarın bunu surenin genel mesajları üzerine konuşalım. Ya ben de diyorum, yani zaten iki sefer durduk o konuları. Gene dursak gene değişen bir şey olmaz. İleride okudukça Rad suresi geliyor bundan sonra, 13. Yani biz Kur'an'ı bitirdikten sonra zaten bu konular geldikçe, açıklanınca açıklanmayan konular da rahatlıkla anlaşılır hale geliyor diye düşünüyorum. Peki, o zaman devam edelim yani. O zaman buyurun, söylemek istediğiniz, sormak istediğiniz şeyler varsa bugün konuşalım. Yarın inşallah Rahat suresinden devam edelim. Hocam bu Yusuf 62'de Yusuf kardeşlerini geri gönderirken mal bedellerini de yüklerin içerisine koyup gönderiyor. Bu şimdi sonuçta Yusuf orada hani hükümdar veya maliye bakanı neyse nasıl böyle bir şey yapıyor? Yani malların bedelini almadan bir kamu malını
nasıl geri gönderir de bedellerini anıdan içine koyup bu hani kardeşlerini kayırmak ve de yakınlarını kayırmak gibi algılanmaz mı? Burada başka bir mana olması lazım muhtemelen. Niye? Allah diyor ya, o yokluğu olanlara, yolda kalmış olanlara devletin bir sadaka vermesi bir görevdi diyor. Bu da hangi ayetiydi hocam? Herhalde Enfal suresi 60'ta olacaktı bu. Okuyalım onu. Orada onu anlatıyor. Zaten ganimetlerin 5'te biri Allah'ın ve Resulünün diyor. İstediği gibi bunu verir. Kim ne karışır? Enfal suresi ödenek. Efendim? Ganimetin 5'te biri örtülü ödenektir yani. Tabii ya Kur'an'ın ismi sadaka diyor Kur'an. Okuyalım hocam bir orada. Ne diyor? Enfal 60 hocam. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar yok, pardon. Tebesine atlar hazırlayın. Tevbe 60 olacak hocam. Yanlış söyledik. Tamam. O zaman tevbe 60'a bakalım. Değil abi değil. Gene Enfal de 60 değil abi. 40'larda tevfik abi. Yok yok. Tevbe 60. Tevbe 60. Tevbe 60'a bakalım. Tamam. Tevbe 60. Sorun değil, yine Enfal'a tekrar bakarız. Tövbe 60, sadakalar Allah'tan bir farz olarak yalnızca fakirler, düşkünler, zekat işinde görevli olanlar, kalpleri ısındırılacaklar, köleler, borçlular, Allah yolunda olanlar ve yolda kalmışlar içindir. Allah kendi hüküm ve hikmet sahibidir. Oran yok burada bana. Efendim? Enfal 41'de filan olanlar. Yok buradaki benim dediğim yani bir peygamber yetkili ve... Enfal 41'de diyor 5'te 1'i. Yok 5'te 1 orada diyor da. Yok ben 5'te 1'i. Yok ben onu da 5'te 1'i. Dedin ya hocam 5'te 1'i Enfal 41'de. Yok onu öyle dedi de buradaki yani devlet yoksullara, yolda kalmışa, inkar edenlere bile kazandığı mallardan ihtiyaç sahiplerine veriyor. Yok, ben Ali Can kardeşim sorusuna cevap vermek için. Yine Yusuf yanlış bir şey yapmamış demek ki. Eyvallah. Acaba ben şey dedim, yani acaba kendi cebinden mi verdi? Yani böyle mi anlamadım? Kendi cebinden aldı. Hapishaneden para mı yatırdı? Burada şimdi geliyor mu? Geliyor. Burada senin dediğin şöyle olsaydı yanlış olurdu. Mesela imar çıkaracak. Orada imar olmayan bir yere imar verecek. Ticaret yapmak istiyorum ben. Hadi bakalım. Tevfik abi de görevli devlet memuru. Ben oradan hadi bakalım bana şu şeyi ilave şeyi sağlar. Kolaylık da değil de kayırmayı torpili sağlar. Böyle bir şey olmuş olsa dediğim doğru ama burada bu insanlar aç olduğu için oraya gitmişler. Yani bu insanlar onlara veriyor, karnını doyurabilecek kadar şey alıyor. Diyelim hani yani açlıktan dolayı orada olan insanlar, bunlar ticari amaçla orada olan bir zenginlik, bir ganimet için orada olan insanlar değil. Onun için burada böyle bence hiç bu soruyu bence soruya eyvallah sorabilirsin de şey değil yani. Böyle düşünmemek lazım. Adam kayırmadı yok yani. Demek ki o orada maliye nazırı değil, kendi keyfine göre yani padişahın emrettiğine göre o harcamıyor. Dilediği gibi harcar, dilediği gibi ne yapmak isterse onu yapardı diyor Allah. Zaten ayette diyor ki Yusuf, dilediği yerde konaklardı. Konaklardı yani bu her konuda yetki sorumluluk ona ait diyor Allah. Evet. O zaman ben sorayım İsmail, bu surede Yusuf suresinde senin en çok İsmail abi gitti abi. Nereye gitti İsmail? Çıktı galiba. Ha o zorla Meryem'i peygamber yapacak. Onun için gitti o da herhalde. Sorup duruyordu orada. Evet. O zaman istiyorsanız böyle kısa konuşalım. Bu surede sizi dikkatinizi çeken veyahut da etkileyen veyahut da şu mesaj çok önemlidir dediğiniz şeyler varsa konuşabiliriz. Benim mesela en çok dikkatimi çeken şey Yusuf'un
küçük yaştan beri tercih ettiği bu yolda sadakat gösterilmesi. Çünkü önce bir kuyuya atılıyor, arkasından bulunan kervanlar tarafından satılıyor. Yani Yusuf şöyle dedi diyebilirdi. Ya ben yaban ellerdeyim, benim kimim kimsem yok, aç kalırım, perişan olurum. Bana buralarda kötülük yaparlar, bir şeyler olur. Öyleyse ben önce arama puruma bakayım. Yani mal ve mülk üzerinden kendini koruma içgüdüsüyle hareket etmiyor. Aksine o pozisyonuna rağmen kendisine meyleden kadına hayır dediğinden dolayı başının hangi tehlikelerin geleceğini de biliyor. Dolayısıyla buna rağmen dik duruyor. Ve bu dik duruş verdiği mücadele onu belli bir süre sonra o içinde yaşadığı ülkenin dışarıdan gelen birisi olmasına rağmen hükümdarı yapıyor. Bu mesela çok ilginç bir şey. Birçok Resuller mücadele ediyor, anlatıyor. Mesela İbrahim babasına, akrabalarına senelerce söylüyor. Ama tutuyorlar İbrahim'i, ateşe atıyorlar. Şimdi Mısır'da da Yusuf'un belirli hamlelerinden dolayı, dik duruşundan dolayı Mısır'da Yusuf da geliyor, o ülkenin hükümdarı oluyor. Demek ki bu toplumların gelen Resullere verdikleri tepkiler hepsinde aynı olmuyor. Farklı farklı toplumlar. Yani oradaki hükümdar Mısır'daki isteseydi Yusuf'u zindandan da çıkartmayabilirdi. Ya ölsün gitsin, gelmiş bilmem nereden neydi belirsiz birisi, efendim bilmem ne tohumu benim ülkemde ülkeyi yönetecekmiş de bilmem ne yapacakmış da bunu da diyebilirdi yani. Öldürürdü onu orada. Kim ne yapabilirdi? Ama demek ki bazı konularda duyarlı davranmış. Bu da Yusuf'un işini kolaylaştırmış. Bir de iftira atılmasına rağmen toplumun vicdanında Yusuf'un aklanması belli bir süreç içerisinde toplum hakikati yerine teslim ediyor yani yine. Bu da çok ilginç geldi bana. Ki toplum bugün, şey biraz da Tevfik abi yani orada kadının akrabalarından hakimler geliyorlar. Kadının akrabaları ve o hakim, o kadının akrabaları olmalarına rağmen kadının tarafını tutmuyorlar ve adil bir mahkeme sunuyorlar. Bu da ilginç. Yani kadının tarafını tutup da arkadaşım sen yalan söylüyorsun, bak bu yabancı bir herif bizim kız doğru söylüyor da diyebilirlerdi. Buna rağmen demiyorlar ki gömlek olayını o kadının akrabaları söylüyor. Ve onun arkasından çıkan sonuçtan sonra da Aziz denilen hükümdar, işte kralı neyse ve de Aziz'in karısına dönüp artık git Allah'tan mağfiret dile demesi de ilginç. Yani bizim mesela şu an toplumumuzda böyle bir şey olsa adam katil olur yani. Karısını öldürür. Efendim söyleyeyim. Ama Aziz öyle yapmıyor. Önce bir dinliyor. Önce bir delilleri ortaya çıkarttırıyor. Sonra da karısına diyor ki git diyor artık mağfiret dile. Hani Allah inancıyla İslami bir davranış muhtemelen bu. Git diyor mağfiret dile Allah'tan. Bu da ilginç. Bana ilginç geldi yani orada. Gerçekten günahkarlardan olun diyor. Evet yani bu şeylerden, ipuçlarından biz o toplumun yapısını 3 aşağı 5 yukarı tahlil edebiliyoruz, anlayabiliyoruz yani. Tabii burada biz bunu okurken Yusuf'u dışarıdan birisiymiş gibi bir çocuk gelmiş gitmiş, başına şunlar gelmiş, böyle olmuş filan. Masalvari şekilde hep anlatıldı ve öyle okuduk. Ama şimdi kendimizi Yusuf'un yerine koyarak bunu aslında okumamız gerekiyor. Çünkü Allah diyor ki burada ibretler vardır sizin için diyor. Bu ibretleri tabii sureyi özel olarak inceleyip tek tek bunlar çıkartılabilir. Ve buradan Kur'an'ın metodolojisi çıkartılabilir. Bu tür durumlarda. Cemal Pehlivan kardeşimiz şey yapmış, bir paylaşımda bulunmuş. Bütün kapıların kilitli
ve kapalı olduğunu bildiği halde kapıya doğru koş diye orada ifadeler var. Buradaki oraya doğru koşması, kapıların açılması olayı, gömleğinin arkadan yırtılması ona kapı açıyor. Yoksa kapılar açık veya şey olarak değil. Ya yani beladan kaçıyor, ya yani bir umutsuz da olsa bir beladan kaçıyor, bir pislikten kaçıyor. Onu ifade ediyor diye. Aynen abi, nefsine hakim olamasaydı bu kapılar belki de evet açılmayacaktı. Yani gömleğinin arkadan yıkılması onun bir kapının açılması olayıdır. Ama gömleğinin arkadan yırtılması da onun koşmasına bağlıydı. Eğer koşmasaydı gömleğinin arkadan yırtılmıyor. Eyvallah, tabii ki yani orada bir şey vardı, yani bir beladan kaçış vardı. Bir niyet beyanı vardı. Bunu şöyle anlamak lazım. Aslında bu bir belge. Mesela iki düşman birbiriyle savaşıyor. Eğer bir kişi, birisi kaçsa, birisi de o arkasından kurşunu atsa, arkadan mı yer kurşunu, önden mi yer? Arkadan yediyse bu, kaçıyor demektir. Eğer önden yediyse onunla mücadele veriyor demektir. Oradaki kadınla Yusuf'un durumu da aynı. Eğer Yusuf kaçıyorsa gömleğinin arkadan yırtılması onun kaçtığına, o beladan uzaklaşmak için mücadele verdiğini gösterir. Eğer önden yırtılmış olsaydı o Züleyha ile beraber karşılıklı mücadele veriyor anlamı çıkardı ortaya. O zaman Yusuf suçlu olurdu diyor. Belge bu. Ayet, delil, beyine. Sonra bu surede hep bize şunu anlattılar. Allah Yusuf'a rüya yorumlarını öğretti diye böyle anlatıyor. Biz de öyle biliyorduk. Yani Allah Yusuf'a hokus pokus simsalabim deyip rüya yorumlarını veriyor, gönderiyor ona. Yusuf da bunu biliyor. O işte şimdi bunun böyle olmadığını, Yusuf'un da aynı bizim gibi hayatın içerisinden gelen bir insan olduğunu ve aklederek, toplumu analiz ederek, hakikatler ışığında bütün yorumlarını, bakış açısını düzenleyerek o topluma çözümler sunduğunu fark ettik, anladık yani. Demek ki çözüm sunmak birçok şeyi değiştirebiliyor. O zaman Yusuf'taki olay neydi? Bir, önce güven, bilgi ve bu ikisinin harmanlamasından doğan çözüm. Yusuf bu güveni o topluma veriyor. Çünkü daha oradayken dik duruyor. Hapishanedeyken de yapılmıyor. Efendim, o bilgiyi de babasından alıyor. Mücadelesinden dolayı kendisine elçilik veriliyor. Allah'tan da geliyor. Ve o toplumun durumunu analiz ediyor. Ekonomisiyle ilgili, sosyal yaşantısıyla ilgili, siyasetiyle ilgili çözümler sunuyor. Bunu da o toplum kabul ediyor. Şimdi toplum kabul etmese Yusuf Mısır'a sultan olamaz. Mümkün değil. Peki rüya diye söyledikleri 7 yıl 40'lık 7 yıl bolluktan bahsedildiği zaman ilk önce bolluk olacak. Peki bu geleceğe dair bir söz. Bunun mahiyeti nedir? Allah'ın yani bildirmesidir işte. Orada bir rüya yorum mu yoksa başka bir şey mi? Çok güzel. Orada şunu bilmek gerekiyor. Yani Yusuf peygamber olduktan sonra rüyanın yorumlarını öğreniyor. Yani hayal etti. O zaman biz de rüyaların yorumunu bir şekilde ilmi şekilde öğrenebiliriz ama ona gelmez mi? Gelmez. Gece rüyası değil hocam bu. Buradaki rüya düşleyip hayal ettiği. Bak aynı ifade yine İsra suresi 60. ayette senin gördüğün rüyayı doğruladık diyor. Yani rüya gördü de şey mi oldu? Buradaki aslında düşleyip hayal ettiği anlamında kullanmış Kur'an bunu. Tamam. Düşleyip hayal etti. Bu adam geleceği mi düşleyip hayal etti? Gelecekte böyle bir şey olabilir. Biz ona göre depolayalım. Ve ondan sonra da bu kıtlık meydana geldi. Ve böylesi bir avantaj elde ettiler.
Şimdi o coğrafyayı tanıyor da olabilir Yusuf. İlla böyle şeyden dolayı değil. Veya Allah ona elçiliğinden dolayı bunu bildirmiş de olabilir. Yalnız önce bir sorun var. Bak şey diyor ki hükümdar, yedi besili inek şeyleri yiyor diyor. Yani o toplumun sorunları var, problemleri var. Bununla ilgili insanları topluyor, çözüm sunun bana diyor. Sonra hapisteki Yusuf'un zindan arkadaşı bunu diyor. Yedi besili yemesini neye dayandırarak bu yorumu neden istiyor? Bu nedir? Eğer rüya değilse nedir bu? Şimdi buradaki bizzat toplumların başına gelen değil mi bu? Mesela Firavun'un başına ne geldi? Kıtlık geldi. Buğday güvesi geldi. Kaan geldi. Kaan musallat ettik diyor. Çekirge geldi. Bunlar neyle çözüyor? Bunlar başımıza geldi. Bunları nasıl çözeceğiz? İşte Yusuf, bak hep peygamberler, vahyi bilgiler ve o konunun uzmanları ile sürekli diyalog kurarlar. İşte o konuyla ilgili uzmanlarını çağırıyor, beraber konuşuyorlar ve gelecek olan olayları onlara haber veriyor. Olay bu değil mi? İsterseniz 43'ü okuyalım hocam tekrar. Okuyalım. Hükümdar, ben 7 besili inek görüyorum. Rüyamda demiyordu, rüyayı parantez içerisinde koyuyorlar. Ben 7 besili inek görüyorum. Onlar 7 zayıf inek yiyor. Yani toplumun güçlüleri zayıf olanlarını belki de bunu anlatıyor. Tabii ki, bak çok önemli. Eziyorlar yani. Vahşi, acımasız bir ekonomik çark. Bir de 7 yeşil başak ve diğerleri ise kupkuru. Yani birilerinin elinde bütün bereket şey tekelleşmiş, diğerlerinin elinde de kupkuru diyor. Ey önde gelen kâhin bilginler, eğer rüya yorumluyorsanız benim bu rüyamı çözüverin dedi. Yani muhtemelen sosyal bir sorun var. Bu sorunu çözüm arıyor danışmanlarından. Hem sosyal hayatta hem de ekonominin içerisinde. Bundan sonra dediler ki bunlar karmaşık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilenler değiliz. O zindandan kurtulmuş olanı nice zaman sonra hatırladı ve ben bunun yorumunu size haber veririm. Hemen beni zindana götürün dedi. Demek ki Yusuf zindandaki o arkadaşına toplumu yönetmeyle ilgili, sosyal sorunlarla ilgili, çözümlerle ilgili, paylaşmayla ilgili, barışla, adaletle, sosyal adaletle ilgili Allah'tan aldığı bilgileri ona anlattı ki o adam Yusuf'un bu sorunu çözebileceğine inandı. Ondan sonra geldi Yusuf'u çıkardı oradan. Bak arkasında mesela Kur'an'da benzeşen ayet ne var? Kehf suresinde bakıyoruz. Tuttu çocuğu öldürdü. Dur! Günahsız, sabi bir çocuğu karşılıklı bir şeye dayanmadan, delile dayanmadan nasıl öldürürsün? Tuttu, gemiyi deldin. Dur, niye deldin? Tuttu, kasabaya vardı. Orada iki yetim çocuğun duvarını yaptı. İfadesi kullanıyor. Arkasından işte bunların yorumu diyor. Yorumlarını da anlatıyor. Burada Yusuf'taki yorumlarda demiyor mu? 7 yıl kutluk gelecek, 7 yılda bolluk gelecek diyor. Arkasından da diyor, bol bol yağacak diyor, nimetler gelecek. Rahat edeceksin diyor. Burada 7 yıl kıtlık, 7 yıl kuraklık, o çözülmesi mümkün olmayan bir sorunun cevabı oluyor işte. Yorum oluyor. Ama hocam şimdi kabul ediyorum. Bunu bir şekilde kabul etmiştik zaten vaktiyle ama şimdi aklımıza geliyor. Peki bu burada mesela rüya olarak geçiyor, ibare olarak. Hadi diyelim ki oradaki ibare ne dediği değil, ne demek istediğini düşünelim. Ama burada geleceğe dönük bir şeyden, bir tahminden bahsediliyor ve bu gelecekte bu tahmin de tam olarak tutuyor. Hem de yıl olarak da tutuyor. 7 yıl ilk önce bolluk oluyor, depolanamıyor. Sonradan 7 yıl kıtlık oluyor. Tamam, bunu nasıl yapıyorlar? Mehmet hocam, burada zaten 7 besili inek diyor, 7 zayıf inek. Bak bu illa 7 değil benim anladığım. Hani biz deriz ya 7'den 70'e. 7'nin altı da var, 70'in üstü de var. Ama bu neyi anlatır? Bir şey anlatır yani.
Burada da yedi besili ineği, yedi zayıf ineğin yediği ve yedi yeşil başakla diğerleri kuru olan konusunda bize fetva ver. Umarım ki insanlar da senin söylediklerine dönerim. Belki onlar bunun anlamını öğrenmiş olurlar. Bu öyle yedi inekten bahsedilen bir şey değil yani. Bu toplumdaki genel bir sorun ama bu genel kavramlarla ifade ediliyor bu sorun. Ama sonra bir doğa olayı gerçekleşiyor değil mi? Bir kuraklık, kıtlık oluyor. Tabii ki çünkü geçim zaten tarımdan, başka bir yerden değil. Sonra diyor ki, dedi ki siz 7 yıl önceleri ektiğiniz gibi ekin. Bak yine burada da 7'den gidiyor. Yediğiniz az bir kısmı dışında kalanını, biçtiklerinizi başağında bırakın. Sonra bunun arkasından kurak, zorlu 7 yıl gelecektir. Yine sakladığınız az bir miktar dışında daha önce biriktirdiğinizi yiyip bitirecektir. Sonra bunların arkasından bir yıl gelecektir ki, bak burada da bir yıl diyor, insanlar onda bol bol yağmura kavuşturulacak ve onda sıkıp sağacaklar. Hükümdar dedi ki onu bana getirin. Şimdi oradaki hükümdar aptal değil ki, bir hayal üzerine konuşan, yedi yıl şöyle olacak, yedi yıl böyle olacak, böyle bir kahine kalkıp da gel ya sen bak söylüyorsun, inanırlar mı? İnanmazlar tabii. Buradaki şeyler, rakamlar kesletten kinaye olduğunu düşünüyorum. Bu filmini seyrettim ben. Yusuf'un filmini, Kanal 7'deydi herhalde. Baktım Kur'an'daki ayetlerle genellikle uyum halinde olduğu anlaşılıyor. Tabii bazı uydurma yerleri var ama yani bayağı Kur'an'a uygun bir anlatışla anlatmışlar olayları. Evet. Hocam ben bir şey söyleyeceğim. Bu Kur'an'ın anlatım tekniğinde mesela bu sure için diyelim hükümdardan bahsediyor ya. Evet. Aynı sure içinde bu hükümdarı veya başka bir kelimeyi farklı anlamlarda kullanıyor mu? Tabii ki kullanıyor canım. Mesela bir tarafta işte atıyorum 43'te hükümdarlığı işte yaratan olarak kullanılır. Diğer tarafta gerçek manada hükümdar olarak kullanabiliyor değil mi hocam? Farklı anlamlarda. İşte tabii ki yani oranın yetkili, sorumlu kralı, padişahı veya devlet başkanı de ama hükümdar kelimesini aynı zamanda Allah kendisi için kullanmış. Efendi kelimesini hep insanlar için kullanmış, hem Allah kendisi için kullanmış. Yani surenin içinde konuyu takip ederken işte 40. ayette hükümdarı yaratan olarak kullanırken atıyorum 70'te yerel olarak o bölgenin hükümdarı olarak da kullanabiliyor. İşte tabii ki. Bak mesela Rab kelimesini hem Allah kendisi için kullanmış, hem Allah'ın dışındaki insanlar Rab kelimesini kendileri için kullanmış. Mesela Firavun ben sizin Rabbinizim diyordu. Yani burada aslında Allah da diyor ki bu Rab demek terbiye edici, yönetici, kollayıcı ilah demektir. Allah'ın karşısında bir ilah daha konabilir mi? İki tane Allah olsaydı kainat fesada uğrardı diyor. O zaman Firavun'un ben sizin Rabbinizim demesi sahtekarlıktan başka bir şey değil. Evet. Peki arkadaşlar. Saatimiz 11'e geldi. Allah razı olsun. Yarın Rad suresinde de buluşmak üzere inşallah. Hayırlı geceler diyeceğim. Okuyarak gelirsek sevinirim. Yani bir ipucu, bir bilgi olduğu zaman da anlaması da kolay veya bizim yakalayamadığımız konuyu da yakalayabilirsiniz anlamında söylüyorum. Eyvallah. Oldu. Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Aleyküm selam. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Burada bir video sohbetini daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.